Ali Bayramoğlu, devlet haklı, örgüt haklı, sokak haklı. Şu sorular hep sorulacak. Haziran seçimlerinden sonra Kandil, HDP'yi boğmasaydı, izlemeye karar verdiği savaş stratejisinin sesi olmasını talep etmeseydi, HDP Türkiye Partisi iddiasının icabını yerine getirebilir miydi? Bugün farklı bir noktada olabilir miydik? Kandil şehir savaşlarına kalkışmasa, Suriye modelini Türkiye'ye taşımaya kalkmasa, Türkiye ve Suriye'deki çözüm modellerini birbirinden ayrıştırsa, Kürt sorunu siyasi yollarla geri adım atmasa hangi durumda olurduk? Çatışmaların tabiatıdır. Bir tarafın adım ve tutumu karşı tarafın adım ve tutumunu etkiler. Ne var ki bunun bir sırrı vardır. Nitekim siyasi iktidarların çözüm sürecini ağırdan almış olması, yerel yönetimler reformu gibi hamlelerden kaçınması, yasa dışı halleri yasal alana sokarak demokratik kuşatma politikaları izlemesinin gelinen noktada önemli bir rol oynadığı inkar edilemez. Ancak bu hatalar yapılmasaydı bile Kandil'in izlediği savaş stratejisi Suriye'yi Türkiye'ye taşıma arayışı mevcut konjektür ve yeni dengeler itibariyle değişmezdi. Bu açıdan PKK'nın tercihinin gelinen noktada tayin edici bir rol oynadığına şüphe yoktur. Kandil siyasi kapıları açmayı zorlasaydı muhtemelen yine tayin edici bir istikamet aksi yönde olurdu. Cuma Çiçek ve Vahap Coşkun barış farkı için birlikte kaleme aldıkları bir süre önce yayımlanan Dolmabahçe'den Günümüze Çözüm Süreci Başarısızlığı Almak ve Yeni Bir Yol Bulmak başlıklı raporunun bu konuda önemli tespitleri var. Araştırmacılar raporun PKK çıkmaz yolu kısmında farklı bir mercek kullanarak şunları söylüyorlar. Irak ve Suriye deneyimleri Kürtler için son derece öğreticidir. Üzerinde durulması gereken bir soru var. Acaba Kürtler bu iki ülkede hangi şartlar altında güce zora dayalı araçları üzerinden kendi bölgelerinde teritoryal bir egemenlik inşa edebildiler. Irak ve Suriye tecrübesi bu noktada üç dinamiğin belirleyici olduğuna işaret eder. A. Merkezi devlet yani Bağdat ve Şam yönetimi varoluşsal bir krizle karşı karşıya kaldı. B. Kürtlerden öteye ülke genelinde bir siyasal iktidarsızlık ve ayaklanma başladı. C. Uluslararası güçler doğrudan müdahil oldular. Türkiye'deki bağlamın 3 dinamik açısından da farklı olduğu belirtilmelidir. Türkiye NATO üyesidir. Dünyanın 17. büyük ekonomisine sahiptir. Dış ticaretinin %55-60'ını batı ile yapan bir ülkedir. Dolayısıyla Irak ve Suriye için geçerli olanın Türkiye için geçerli olmayacağı, Irak ve Suriye'de iş yapan metotların Türkiye'de iş yapmayacağını görmeleri gerekir. Türkiye'de son 10 yılda halkın büyük çoğunluğu kent çatışmalarını desteklemedi. PKK beklediği cevabı bulamadı. Halk hendeklerin ve barikatların arkasında durmadı. Silahlı öz yönetim ilanlarına teveccüh göstermedi. Elbette bunun hem ekonomik, orta sınıflaşmanın militanlaşmayı engellemesi, hem hukuki, iç güvenlik paketinin sonucunda yaygınlaşan cezalandırma rejiminin sokağa hareketsiz hale getirmesi gibi nedenler vardır. Ama asıl belirleyici neden siyasidir. O da halkın büyük çoğunluğunun başka bir yolun mümkün olduğunu düşünmesidir. Çıkarsama kendiliğinden geliyor. Amacı ne olursa olsun Kandil hem Kürtler hem Türkiye hem bölge açısından yanlış ve ölümcül bir strateji izliyor. PKK şiddeti kesip işgal ettiği kamu alanını boşaltıp siyaset mesajı verdiği andan itibaren kapılar yeniden açılacaktır. Ancak bu arada devletin dokunulmazlıklar örneğinde olduğu gibi bu kapılara beton döşemesi de bir o kadar ölümcüldür. Çiçek Coşkun raporunun bu kritik tespiti sadece Kürtlerden örgüte ve stratejisine yönelik değildir. Devlet aklınadır. Parlamento, belediyeler, medya ayağı, STK ağları gibi kurumsal yapılar ve araçlar varken bunca yıkıma ve gündelik hayatı askıya almaya yol açan tercihin halkın çoğunluğunun nezdinde kabul görmemektedir. Sokağın ortalama aklı kent çatışmaları sonrasında tekrar masaya dönüleceğini öngörüyor ve bu çerçevede meşru bir soru soruyor. Madem yeniden masaya dönülmesinden başka yol yok, o halde bu kadar yıkım niye? Ali Bayramoğlu, Yeni Şafak.